Bugün İlki Mars'ın ekibi olarak Ankara'da genel cerrahi uzmanı Doçent Doktor Fahri Yetişir hocamızla birlikteyiz. Hocam, obeziteden konuşalım dedik sizinle. Obezite nedir? Neden bu hastalığa hani çok fazla sık rastlıyoruz? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Obezite gibi önemli bir konuyu ele alacağız bugün. Obeziteyi niye ele almak istiyoruz? Obezite gerçekten bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de halk sağlığı problemi haline gelmiş durumda. Toplumun bir kanayan yarası diyebiliriz. Çünkü toplumun büyük bir kısmını ilgilendiriyor ve büyük bir kısmını içinden çıkılmaz bir sorun haline getirmiş durumda. Ve toplumun %30'undan fazlası bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de obez, morbid obez kısmına geçmiş durumda. Ve bununla ilgilenmemiz gerekiyor. O yüzden bunların tedavisi zor, uğraşılması zor. Bu hastaların, obezlerin yandaş hastalıkları çok fazla. O yüzden obeziteyle ilgilenmek istedik bugün. Obezite nedir diye baktığımız zaman, obezite insan vücudunda olması gerekenden daha fazla miktarda yağ olması demektir. Yani peki bunu nasıl anlayabiliriz? Bunu bir sürü kriterlerimiz var, bir sürü ölçme kriterlerimiz var ama en basit olanı vücut kitle indeksi dediğimiz insan vücudundaki yağ oranını ölçen bir kriterimiz var. Buna göre değerlendiriyoruz. Vücut kitle indeksini niye seviyoruz? Çünkü çok basit. Herhangi bir ekstra işleme gerek yok. İnsan kilosunu, kilogram cinsinden mesela diyelim ki 90 kilo bir insanı, boyu diyelim 1.8 yani 180 santim olduğu zaman 1.8'in karesini 90'a böldüğü 90'ı 1.8'in karesine böldüğümüz zaman vücut kitle indeksi ortaya çıkmış oluyor. Çok basit bir yöntem ve bu vücut kitle indeksine göre eğer 18'in altındaysa insan bu zayıf diyoruz. 18 ile 25 arasındaysa normal. 25 ile 30 arasındaysa fazla kilolu, 30'dan sonra ise obez diyoruz. 40'tan sonra da morbid obez dediğimiz esas genel cerrahi ilgilendiren, bizim metabolik cerrahi ve bariyatrik cerrahi ilgilendiren kesime gelmiş oluyor. Bu şekilde obeziteyi sınıflayabiliyoruz. Peki hocam, hangi aralıkta yani 30'da mı ameliyata başvurmalılar? Hani neden bu kadar çok şu anda ülkemizde mesela obezite kültürümüzden mi acaba kaynaklı? Sadece Türkiye'nin sorunu değil bu obezite. Hı hı. Tüm dünyanın sorunu. Neden obezite bu kadar yaygınlaştı diye bakacak olursak bu soruya. Gerçekten yaygın olmasının birkaç faktörü var. Bunlar bir, beslenme şeklimiz bozuldu. Beslendiğimiz gıdalar bozuldu ikincisi. Üçüncüsü de artık eskisi kadar insanlar hareket etmiyor. Eskiden insan hayatını kazanmak için tarlaya gidiyordu. Saatlerce kazma kürek çalışıyordu. Şimdi gördüğün gibi masanın başına oturuyoruz. Akşama kadar hiç hareket etmeden çok yorulduğumuzu hissederek eve gidiyoruz. Yani vücudumuz hiç hareket etmiyor. Yani sedanter bir yaşam, kötü beslenme, kötü gıdalarla beslenme obezitenin ana sebebi. Yani çok basit bir denkleme baktığınız zaman obezitenin sebebi insanın vücuduna giren gıdalar ve harcadıkları dengesizleştiği zaman giren yönünde bu yediğimiz, aldığımız enerjiler bizim vücudumuzda yağ olaraktan birikecektir. Peki hocam, kütle endeksine göre hani nasıl bir tedavi seçeneklerimiz mevcut elimizde? Nasıl tedavi edilebilir? Obezite tedavisi gerçekten öncelikle aslında halk sağlığı sorunu gibi ele almak lazım. Bir kere toplumu bu kadar çok obez insanı ameliyat ederekten kurtarabilir miyiz? Hayır, kurtaramayız. O yüzden obez olmadan kurtarmamız lazım. Bunu da ta küçük yaşlarda, çocuklarımızda, ilkokullarda, ortaokullarda bunların eğitiminden başlamalıyız. Bunları obeziteyle savaşı çok iyi aşılamalıyız ve o şekilde savaşmalıyız. Birincisi bunu yapmalıyız. Yani obeziteden korunmaya çalışmalıyız. Diyelim ki obez oldu. Obez olduktan sonra obeziteden nasıl kurtulabiliriz diye baktığımız zaman bir, düzgün bir beslenmemiz olması lazım. Bir kere doğal gıdalarla gerektiği kadar fazla beslenmeden düzgün bir diyet kontrolüyle beslendiğimiz zaman bu birinci adımı. İkincisi ise sedanter yaşamdan vazgeçmemiz lazım. Ne demek istiyoruz? Artık oturarak böyle hayatımızı kazanıyoruz ama bunun günlük belirli bir adıma, 10 bin adım gibi adımlar, hedefler koyup bunun üzerine çıkmaya çalışmamız lazım. Böyle daha aktif bir yaşam şekli kabullenip sedanter yaşamdan kurtulduğumuz zaman, diyetimizi düzenlediğimiz zaman obeziteden kurtulabiliriz. Ama bunları yapmış olmamıza rağmen obeziteden kurtulamadığımız veya da kurtaramadığımız hastalarımız oluyor. Bunlara ne yapıyoruz? Diyetisyen kontrolünde ve düzgün bir terapilerle
obeziteden kurtaramadığımız hastalar, eğer vücut kitle indeksleri morbid obez dediğimiz 40'ın üzerindeyse o zaman cerrahi seçeneğini sunuyoruz bu hastalara. Hatta bazen diyabeti, yani şeker hastalığı varsa bu hastalarda vücut kitle indeksi 35'in üstüne de yine ameliyat şansını veriyoruz. Peki şeker hastalarında nasıl bir ameliyat sistemi uygulamalıyız hocam? Hani nelere dikkat edilmeli? Şimdi obezite ameliyatında yaptığımız bir sürü yöntem var. Şeker hastalığı ameliyatında da yine aynı şekilde bir sürü yöntemler gelişti şu anda. Son 10 yıldır şeker hastalığı ameliyatında çok popüler bir şekilde dünyada ve Türkiye'de de yaygınlaştı. Artık eskisi gibi sadece şeker hastası olan hastalara tüp mide ameliyatını yapmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki tüp mide ameliyatı yaptığımız zaman şeker hastalığından kurtarma şansımız az olduğu gibi sonrasında nüksetme, yani şeker hastalığının geri gelme şansı var. Bu nedenle biz artık şeker hastalığı olan hastalarda metabolik cerrahi dediğimiz daha farklı ince bağırsak önceliklerini değiştirdiğimiz, ince bağırsağın distal kısmını proksimale getirdiğimiz yöntemleri tercih ediyoruz. Çünkü bunlarla şeker hastalığından kurtarma şansımız uygun hastalarda %90'ların üstünde. Ama bu hastalara tüp mide ameliyatı yapılamaz mı? Tabii ki yapılıyor. Bu ama bence yanlış. Bu hastalara şeker hastalığı ameliyatı dediğimiz metabolik cerrahi yöntemlerinden birinin tercih edilmesi daha uygun olur. Yani şeker hastalarına göre aslında biraz daha farklı bir yöntem tercih ediyoruz. Tabii ki. Hocam tüp mide ameliyatı bu yıl içerisinde sanırım daha da fazlalaştı son 1-2 yıldır. Çok fazla yayıldı ama. Aynı zamanda korkan hastalarımız var. Hani riskli midir sizce tüp mide ameliyatı? Yani bütün metabolik cerrahi olsun, bariyatrik cerrahi olsun, obezite cerrahisi olsun, bunlar hepsi aslında çok basit ameliyatlar mı? Değil. Bunlar ciddi ameliyatlar. Bunların komplikasyonları da var ve ölüm riskleri de dahi var. Ama bu riskler %1'in altında. O yüzden bir obez hastanın bu ameliyatla %1'in altında olan ölüm riskini kabul ederekten ameliyata giriyor. Ama eğer girmezse obez bir insanın karşılaşacağı sorunlar çok daha fazla hepinizin de bildiği gibi. Çünkü şişman insanlar, obez insanlar kalp krizi geçirme riski daha fazla, kanser hastalıklarına yakalanma riski daha fazla, diğer başka safra kesesiyle ilgili sorun yaşama riski daha fazla, işte migren atakları geçirme riski daha fazla, bir sürü yandaş hastalık, tansiyon hastalığı olsun, kalp hastalığı olsun, bunları diğer insanlardan çok daha fazla yaşama riski var. Şimdi obezite ameliyatı yaptığımız zaman bu risklerden kurtarmış oluyoruz. Böylelikle avantaj, dezavantaj ele almamız gerekiyor. Yani bir obezite ameliyatı yaptığımız zaman tabii ki hastaya bir durup dururken hiç kimse ameliyat olmak istemez. Bir risk yüklüyoruz bu ameliyatla ama hastaya kazandırdığımız da çok fazla. O nedenle obezite ameliyatının hastaya getirileri kayıplarından çok çok fazla olmakta. Peki hocam avantajları ve dezavantajlarını ele alacak olursak nelerden bahsedebiliriz? İşte söylediğimiz gibi bir kere kilolarından kurtulabiliyorlar. Yani yapılan bir sürü çalışmalar var. Uzun soluklu bir sürü insan için alan, obezite cerrahisi yapılan ve yapılmayan diye. Yapılan, yapılmayan gruplarda 2 yıl sonrasında, 5 yıl sonrasında, 10 yıl sonrasında sonuçlarına bakmışlar. Ve kilo verme oranının %1'in altında olduğunu göstermişler. Ama obezite cerrahisi, bariyatrik cerrahi yapılan grupta ise bu oranın çok daha yüksek olduğu, başarı şansının çok daha yüksek olduğu gösterilmiş. Bu nedenle kalıcı kilo verme dediğimiz zaman başarılı şu anda tek bir seçenek var. O da gerçekten özellikle morbid obez hastalarda bariyatrik cerrahi, yani obezite cerrahisi. Bu nedenle obezite cerrahisini hastanın kilosunu kalıcı olarak verebilme şansı sunuyor. Bunun yanında hastanın obeziteyle birlikte olan yandaş hastalıkları dediğimiz şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, işte bir sürü kanserler, bunlardan kurtulabilme şansı oluyor. Hepinizin bildiği gibi toplumda sosyal statüsü de yine obez insanların çok iyi olmuyor. Obeziteden kurtularaktan sosyal statülerine kurtuluyorlar. Daha iyi bir statüye sahip oluyorlar. Yine aynı şekilde genç hastalarda özellikle iş bulmada, eş bulmada yine etkili oluyor. O nedenle kazancı gördüğün gibi saymakla bitmeyecek düzeyde. Aynı zamanda psikolojiyi de etkiliyor tabii ki. Psikolojisini de etkiliyor. Daha iyi bir yaşama, daha doğru bir yaşama geçebilme şansı sunuyor. Ama kayıpları da dediğim gibi bir ameliyatı, ciddi bir ameliyatı olması gerekiyor. Bu nedenle ciddi bir ameliyat olduğu için ciddi merkezlerde bu işlerle uğraşan, çok sayıda ameliyat tecrübesi olan ve bir ekip halinde çalışan, çoğu bölümü içerisinde olan bir hastanede düzgün bir ekip tarafından ameliyat edilmesi gerekmekte.
bir komplikasyon veya bir sorun çıktığı zaman bu sorunlarla baş edebilecek düzeyde bir ekip ve hastane olması gerekiyor. Yani doğru hastaya, doğru ameliyatı, doğru ekip tarafından yapılırsa obezite cerrahisi çok başarılı ve hastaya çok şey kazandırabilecek bir yöntem diye düşünüyoruz. Hocam peki tüp mide ameliyatı ne oldu hastamız? Daha sonra neler öneriyorsunuz? Hani nelere dikkat etmeli bu hastamız? Tüp mide ameliyatı veya işte obezite cerrahisi, yani tüp mide ameliyatının diğerlerinden farkı çok fazla yok. Ama tüp mide ameliyatı toplumda çok fazla olduğu için obezite cerrahisi deyince tüp mide akla geliyor insanlarda. Tüp mide ameliyatında beslenme çok sıkıntılı değil. Çünkü emilim bozukluğu çok fazla olmadığı için bu hastalarda vitamin eksikliği, mineral eksikliği çok fazla olmuyor. O yüzden tüp mide ameliyatının takibi aslında çok kolay. Ama yine de biz hastalarımızı 1. ayında, 3. ayında, 6. ayında, 1. yılında tekrar görüyoruz ve tüm elektrolitlerini ve vitamin eksikliği var mı diye kontrol ediyoruz. Bunlara biz hepsine düzgün bir beslenme programı yapıyoruz. İlk bir ay bir adaptasyon süresi var. Ondan sonra normal gıdalarına geçiyor ama daha sık yemeleri gerekiyor. Günde 6 öğün yemeleri gerekiyor. Daha sulu ve daha sıvı gıdalara yönlenmeleri gerekiyor. Ve daha küçük porsiyonlar halinde yemek yemeleri gerekiyor. Ve özellikle hiperglisemik yiyecekler dediğimiz kola gibi, şekerli yiyecekler gibi bunlardan kesinlikle uzak durmaları gerekiyor. Başka alkol kesinlikle ben hastalarıma yasaklıyorum. Uzun bir süre alkol almamalarını istiyorum. Çünkü metabolizmayı daha düzgün, daha dengeli bir şekilde kilo verdirip ideal kilosuna yakın bir kiloya ulaştırmak istiyoruz. Yaklaşık bir yıl içerisinde de bunu çok rahat bir şekilde başarıyoruz. Peki hocam, şimdi hasta kilo verdi, daha sonra bir yıl geçti, iki yıl geçti, eski kilolarını alma riski var mı? Tabii bu çok önemli bir konu. Hastalar ameliyat olduktan sonra ilk iki yıl içerisinde çok güzel kilo veriyorlar. Genellikle hangi ameliyat çeşidi yaparsak yapalım, ister tüp mide, ister bypass olsun, ister diğer metabolik cerrahiler olsun, hastalar %80 fazla kilolarını bu süre içerisinde kaybediyorlar ve çok iyi bir kiloya geliyorlar. Daha sonra bazı hastalar yine kilo vermeye devam ediyorlar ve hatta belirli bir kiloda dururlar. Bazıları da tekrar geri bir miktar kilo alabiliyorlar. Bunlar kimler? Bizim söylediğimiz diyet programlarına uymayanlar, hareket programlarına uymayanlar, bunlar tekrar bir miktar kilo alabiliyorlar. Ama bunların kilo almalarının ne şekilde? Mesela 140 kilo bir hastayı ameliyat ediyoruz. Bu 80 kilolara düşüyor 2 yıl sonunda. Daha sonra tekrar kilo alıyor. Kaçlara? 90-95'lere çıkıyor. Çok mutsuz oluyor bu hastalar. Çünkü bunlar 80 kilo, o civarlarda kalmak istiyorlar. O yüzden sıkıntı oluyor. Çok aşırı tekrar eski kilolarına tam çıkma şansları aslında yok. Ama bu 90-100 kiloları da aslında biz sevmiyoruz. O yüzden hastaya düzgün bir diyetle beslenmesini ve yaşam şeklini değiştirmesini, daha çok spor, daha çok hareketli bir yaşam şekli kabullenmesi, bunları yaptığı zaman kesinlikle kilo almıyor, daha düzgün bir şekilde sabit kilosunda devam edebiliyorlar. Hocam, hepimiz dediğiniz gibi bilgisayar başında çalışmaya ve oturarak çalışmaya hepimiz çok alıştık ve hani gitgide artık buna dönüyor. Evet. Şimdi bilgisayar başında oturan ya da sürekli oturarak çalışanlar hani neler yapmalı, daha az hani hareket edenler, evet, çalışanlarımız ne gibi önerileriniz var? Bir kere bir insanın hareket etmeden günü tamamlama şansı yok. Çünkü vücudu, sistemi buna uygun değil. O yüzden ben az hareket edeyim ama bir şekilde de böyle gideyim. Bu doğru değil. Bir kere düzgün bir diyet ve düzgün bir hareket. Hiçbirisi birbirinin yerini tamamlamaz. Herkesin günlük hareketini yapması gerekiyor. Günlük bir insanın 10.000 adım civarında atması gerekiyor. O yüzden bu adımı bir şekilde tamamlamak gerekiyor. İlla koşu, spor, böyle çok ağır sporlar yapmak gerekmiyor ama yürüyüş hepimizin yapması gereken spor diye düşünüyorum ben. Hocam, son olarak hastalarımıza ve izleyenlere ufak bir öneriniz var mı? Hani böyle detay olarak geçebileceğimiz. Obez hastalar özellikle gerçekten kendini çok çaresiz hisseden insanlar, morbid obez insanlar. Bunlar diyetle uğraşsınlar, yaşam şeklini değiştirsinler ve bu diyetle ve yaşam şekli değişikliğiyle kilo verebilirlerse çok güzel ama veremiyorlarsa kesinlikle obezite cerrahisiyle uğraşan iyi bir ekibin görüşlerini alsınlar, onlarla temas kursunlar ve mümkünse bir an önce o kilolardan kurtulmanın yönlerini arasınlar. Ve bu yönlerin içerisinde, bu yöntemlerin içerisinde de obezite cerrahisinde çok rahat bir şekilde düşünebilirler. Gerçekten riskleri çok yüksek değil. Obez olaraktan yaşama riskleri çok daha fazla. O yüzden obezite cerrahisinden de çok o kadar korkmalarına bence gerek yok.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Güzel bilgileriniz için. Ankara'ya geldik sayenizde. Konuk olduk sizlere de. Evinizi de ziyaret etmiş olduk bir nevi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Biz İyi teşekkür ki varsın ederim. Ekibi olarak. Sağ olun.